Merhaba, İHAKTEL kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sesimizi nasıl güzelleştiririz, bununla ilgili bilgi vereceğiz. Hadi videoya geçelim. Ses güzelleştirme yöntemlerini bilmek, güzel sese sahip olmak, özellikle radyo programcıları, televizyon spikerleri gibi sesinden para kazanan kişiler için çok önemlidir. Ses güzelleştiren bitkisel küller ve çaylar içebilirsiniz. Bunlara tavsiye olarak hibiskus ve elma kabuğu çayı içebilirsiniz. Ayrıca evinizde zencefil, nar çiçeği, hibiskus ve ada çayı karışımı ile doğal bir kür oluşturabilirsiniz. Sesinizin güzelleşmesine yardımcı en önemli etken gün boyu bol su içmektir. Yeterli miktarda su içmek, nefes yolunuzu temizleyip sesin pürüzsüz çıkmasında önemli rol oynar. Su içilmesi ayrıca ses tellerinizin nemli kalmasını sağlayarak açılmasını, tahriş olmasını önler. Bıldırcın yumurtasını çiğ içmek, ses güzelleştirmekte en bilindik ve en çok uygulanan yöntemlerdendir. Ses tellerin daha iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Çocukluk döneminden itibaren tüketilen bıldırcın yumurtası, ergenlik döneminden sonraki sesin daha iyi şekilde çıkmasına destek olur. Ayrıca tarçınlı su içmekte sesinizin güzelleşmesine yardımcı olacaktır. Kanser de dahil olmak üzere pek çok hastalığa neden olan sigara, ses tellerinin de bir numaralı düşmanıdır. Sigara, ses tellerini tahrip edip ses kısıklığı, seste kalınlaşma ve ses kalitesinde bozulma gibi çeşitli sorunlara neden olur. Sigaranın bu etkisi yalnızca sigara içenleri değil, yanında sigara içilen kişileri de etkiler. Bu durum, sigara içme alışkanlığı olan kişilerin seslerine dikkat ederek kendinizi gözlemleyebilirsiniz. Turp suyu ile gargara yapın. Bir cezve yahut tencere içerisinde kaynatıp ılımaya bırakın. Turp suyu ile gargara yapmak sesinizi açar ve daha güzel bir ses tonuna kavuşmanıza yardımcı olur. Yüksek sesle konuşmak, bağırmak, sürekli şarkı söylemek, ses tellerini yorup sesin kötüleşmesine neden olan etkenlerdendir. Sesinizi yalnızca yaptığınız iş için kullanın. Bunun dışında az konuşun, mümkün mertebede sesinizi dinlendirmeye bırakın. Odada buhar makinesi çalıştırmak odanın nem seviyesini yükseltir. Kuru hava, boğazınızı kurutup sesinizden yeteri verim alamamanıza, sesinizin tiz çıkmasına, boğazınızın kuruyup konuşamamanıza neden olur. İHAKTEL kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Farklı içeriklerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.